Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Aralık Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programında bayağı bir kalabalık yarış programı var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 10 koşulu ve 122 safkanın yer almış olduğu bir koşu programı. Yani bayağı bir kalabalık, her koşuda fazla fazla at var ve kıyasaya bir mücadele bizi bekliyor arkadaşlar. Tabi haftanın açılış programı biraz cazip bitecek görüntüde. Arkadaşlar bugün tek bir yarış programımız var Bursa'da. Onun dışında herhangi bir programım bugün yok arkadaşlar. Yani ne Urfa'da, ne Amerika'da, ne İngiltere'de, ne Fransa'da arkadaşlar. Sadece Bursa'da bir yarış programı var. Onun dışında bugün için yok arkadaşlar. Evet, haftaya inşallah güzel bir başlangıç yaparız. Güzel bir ikramiye sizlere yakalattırmaya çalışacağız. Hedefimiz bu arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Kesinlikle bütçenizin dışında oynamayın arkadaşlar. Yani en basit gibi gözüken altılı dahi sizleri yüksek oynamaya cezbettirmesin. Çünkü her görülen köy kanalı neyse o olmadı, uymadı herhalde, başka bir şey olacak. Yani göründüğü gibi değil arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, örneğin buzullarda gittiğiniz zaman denizin üstünde iceberg'ler oluyor işte. Ama iceberg'in en az iki katı da suyun dibinde işte. İşte kimse onu görmüyor. Küçük bir dağ olarak görüyor ama bakıyorsunuz kocaman bir dağ oluyor. Yani anlayacağınız kesinlikle bütçenizin dışına çıkmayın arkadaşlar. Yani şunu yazarsam kesin olur diye bir şeye girmeyin. Nasipte ne varsa o olur ama mümkün olduğunca kadar bütçenizi ufak tutun. Ama ben şimdi burada diyeceksin ki ya bunları söyleyeyim. Şimdi yazdıracaksın oraya 6 at, 7 at, 8 at ne olacak diyeceksiniz. Ya ben burada şimdi bazen kalabalık yazdırıyorum. Bugün de zaten kalabalık gözüküyor. Kalkıp hepsini oynayın demiyorum. Size sadece alternatifler sunuyorum. Tabii büyük bütçeli oynayan arkadaşlar var. Yok değil yani. Onlar bayağı büyük oynuyor. Onları da biliyorum zaten. Onlar oynuyor. Ama ben şimdi onlar oynuyor diye sizlere kalkıp büyük oynayın diyemem. Elinizden geldiğince küçük oynayın. Şöyle bir şey yapın. Ben nadiren oynuyorum şu aralar. Ne zaman bu tahminlere başladım? Kendim oyunumu kestim. Büyük yarışlar falan olduğu zaman işte bir heyecan olsun diye oynuyorum. O da açık yarışların çok olduğu zamanlar en azından seyir açısından da iyi oluyor. Heyecanı olsun diye oynuyorum. Ama şimdi ben burada Bursa yarış programı veriyorum, oynamıyorum ama en azından takibini ediyorum. Çünkü verdiğim oyunlar geldi mi inanın hele güzel bir ikram verdi mi sanki ben kendimi tutmuş gibi seviniyorum. Çünkü en azından sizlere bir şeyler kazandırdım diye arkadaşlar. Yani bu da bir gerçek. Demek ki böyle de mutlu olabiliyormuş insanlar. Yani illa oynamak şart değil. Ama dediğim gibi kendinizi, bütçenizi kesinlikle aşmayın arkadaşlar. Ben daha önceki küçük oyun kendime oynadığım zaman baktım böyle programlar zor olduğu zaman inanın en kalabalık yerlerden 3 tane tek atardım böyle en kalabalık yerlerde. Çünkü oralar zaten gelirse 6 tutardınız. Öbür taraflarda şimdi 10 at koşan yerlerde 4 at 5 at yazdım 3 aya 6'lı en azından en fazla 10-15 liraya çıkıyordu. Şansımız işte tekrar oturursa altılı bulmuş oluruz yani. İşin kestirme tarafı da bir yandan bu. Ama kolay mı? Tabii ki hiçbir şey kolay değil. Neyse arkadaşlar gelelim yarış programımıza. Fazla da kafanızı ağrıtmayayım. Zaten şu kafa ağrısı gerçekten beni de mahvediyor. Benim de nereye baksan 20-25 günden beri baş ağrısından inanın gidiyorum. Uyurken bile sol taraf çöküyor neredeyse. Hatta geçen çarşamba günü hastaneye de gittim işte nörolojiye. Bakalım 8 Ocak'a bir randevu verdi. 3 yerden bir MR çekilecek. Bakalım şimdi hiç ummadığımız bir şey çıkmasın başımıza da. Yani o yüzden espri amaçlı başarısı dedik. Aklımıza nereden ne geldi. Evet arkadaşlar herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Ve birinci koşudan itibaren startımızı verelim. Ve saatler 12.30'u gösterirken meydan 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışıyla başlıyoruz. Ve 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman... Birnoğlu Beyhude, Aya Bakan temsilcisi Mahsun Demirbaş'la 3. yarışındaki ikinciliğini bayağı beğendim. Safkan'dan iyi şey bekleniyor. Orijinal olarak da zaten iyi, kanatlı da iyi. Çalışmaları da bir ayrı ilerleten bir Safkan. Bence kazanmaya da oldukça yakın gözüküyor Birnoğlu Beyhude. Beşnoğlu Öntaç, bir Kaan Efe temsilcisi Okan Gökçe'yle start alacak olan bir isim de yine grubun tecrübeli ismi. Performansa baktığınız zaman biraz kötü gibi gözüküyor ama bu son zamanlarda da tabii ki yavaş yavaş da formunu yükseltmeye başlayan bir isim. Hele biraz da pisti nemli bulursa daha farklı koşar. Bu safkan genelde biraz ıslığa yatkın, orijine sahip. Yedinoğlu Avaşin, bir Artos temsilcisi olan bu safkanda. Tolga Yıldız'dan yine grubun tecrübeli ismi ve son yarışlarında yine güzel
performansı olan bir isim. 11 nolu Seda Nurum, bir sahanak temsilcisi. Onu Yıldız'a start alacak olan Safkan'dan ben en azından bu 3 yarışını beğendim. Yani 6.lığı bile bana göre iyi. Arkasından 3.lük, 5.liği ve her geçen gün daha iyi duruma gelen bir isim. Son olarak da 6 nolu Ulu Deryabı, Özgün Soylu'nun temsilcisi de Mert Gökap. Mert Gökap diyor ama Mert, bakalım bir daha yanlış söylemeyeyim kardeşimiz ismi. Mehmet Gökhan Sezgin'le en azından son 2 yarışın tavalı dışı kalmış olsa da bence bu gruba gücü yetebilecek bir Safkan. O yüzden önlere aldım ben bu Safkan'da. O yüzden önceliğimiz 1-5, 7, 11, 6 oldu. Ama dedim çok zor bir koşu. O yüzden 12 nol Trosor. Safkan'ın orijin olarak kuvvetli bir orijin. İyi de bir ellerde. 2 nolu Diapolis. Bu Safkan'a dikkat etmek lazım. 3 yarış gördü. Her geçen gün iyi giden bir isim. Bir de 10 nolu Melde Kız. Bu Safkan'da yazıp bayağı biraz kalabalık oldu ama vallahi yapılacak bir şey yok. Tabii risk alabiliriz. Dediğim gibi kalkıp biri tek atabiliriz, artık şansımıza gelir gelmez deriz, geçeriz arkadaşlar. Yeter ki fazla para olmasın. Ama sıralama 1-5, 7, 11, 6, daha sonra 12, 2, 10 arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda geldik. Handicap 15, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına. 9 ve 11'in ekir olduğu, 11 Safkan'ın yer almış olduğu koşuda 4 dolu Çumple, bir Kaneko temsilcisi Tugay alıcıyla start alacak olan Safkan, işte her at sahibinin görmek istediği bir performans. Maşallah diyelim ikinci, ayakta düz basın hepsinin de. İlk yarışı ikinci, arkasından birinci, arkasından güzel bir ikincili ve at sahibine güzel bir umutlar veren bir isim. Orijini de kuvvetli, bir Kaneko temsilcisi, anneden de bir Strike Gold, sabırlı giden bir orijin var. Tabii sabırlının babası da Strike Gold, güçlü bir karantana sahip. Çalışmalarda bir hayli iyi olan Safkan, ben de yine kazanır da iyi şanslı isim oldu. 8 nolu Gürpınarlı bu Serhas temsilcisi, Erhan Aktu'yla bomboş kilosuyla ve Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi gözüküyor. Belki gün içi AGF'si biraz düşük çıkabilir ama ben bir kez daha söyleyeyim, eğer duymayan da varsa. At koşar arkadaşlar, ganyan koşmaz. Bunu da hiçbir zaman için unutmayın. Yani bazen arkadaşlar bakıyor ya bu at çok sürpriz çıkmış, olmaz kanaati bir anda silebiliyorlar. Kesinlikle öyle şeylere inanmayın. Bildiğiniz tuttuğunuz Safkanlara yönelin. İsterse ganyanı 105 lira olsun, 1000 lira olsun arkadaşlar, hiç sıkıntı değil. Yeter ki siz o ata inanın, o at da muhakkak bir gün bir size inanır arkadaşlar, gelir sizi mutlu eder. İki nolu Uygar Bey'i yazalım mı? Cebel Tay temsilcisi Onur Yıldız da yine performansı iyi olanlardan ve Safkan'ın genel durumu da oldukça iyi ve bayağı da hem anneden hem babadan da ayağına çabuk bir Safkan görüntüsünde. 3 dolu Cesi affetmez. Vallahi geçen gün affetmezdi. Kazandı onu ama ondan sonra hep affediyor herhalde ki arka arkaya birinciliği yok çünkü ikinci, altıncı, altıncı. Bakalım bugün Cesi affeder mi affetmez mi? Sağda göreceğiz. Görkem Özçelik'te Safkan'ın genel görüntüsü de iyi gözüküyor. Ve bir de 6 dolu Rainbow Storm. Bu ekskalator temsilcisi de yine uygun kilosuyla. Ali Yıldız da iyi hazırlıklarıyla burada şanslı gördüğüm diğer Safkan oldu arkadaşlar. 4, 8, 2, 3, 6 benim bu koşu için sıralama oldu. Günün 3. koşusunda şartlı 3, dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına geldik. 1 ve 5'in ekir olduğu, 9 Safkan'ın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman bir evvelki yarışında buradan birkaç rakibini de geride bırakan ve Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi ve kazandığı yarıştan sonra da çalışmanın bir hayli daha da ileri türünü gördüğüm 3 nolu Buena Suerta. Bu Toket'in güzel temsilcisi Mertcan Akın'la yine bir kez daha sahnede. Ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum. En azından güzel bir form yakalayan bu ismi. O yüzden 3 dolu Buena Suerta Mertcan Akın'la tek olarak önereceğim isim oldu. Günün 4. koşusu 7'li Plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Meydan 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. Ve 12 tayın yer almış olduğu koşu, bugün zaten Maiden'lar el ve yürek yakacak görüntüde. 3 tane Maiden yarış var arkadaşlar, bölünen yarış. O yüzden bu Maiden'lar bence biraz altının kaderini tayin edecek gibi görüntüyor. 4 nolu Hızlı Emel ile başlayacağım. Bu Hızlı Tay temsilcisi Tugay alıcıyla 3. yarışında ikincilikle her geçen gün aşama kaydeden bu Safkan'dan ben yine bugün ekstra çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum ve birinciliğin bana göre en güçlü adaylarından birisi. 8 nolu Beyaz Gece, bu Eskişehir temsilcisi Ali Yıldız da arka arka iki yarışından da ikinciliklerle ayrılan bu Safkan'dan yine bugün güzel bir performans beklenmesi bence en doğal şey olur. Daha sonra 1 nolu Berkit Han, bu Karaözüm temsilcisi Tolga Yıldız da son yarışta bir 8. geldi. Nazar diyelim ona.
Ama Safkan'ın genel görüntüsü yine iyi. Bugün Tolga Yıldız'la kesinlikle ihmale gelmeyecek bir görüntüde olan bir Safkan. Bu Safkan'dan zaten çok şeyler bekleniyor. Ama orijin bana göre bu Safkan kumda gibi diyor ama orijine baktığın zaman tam bir çim orijini gözüküyor. İşte genlerden dolayı kumda da iyi koşabilen bir isim ama bana göre bu çimi daha iyi koşmasını bekliyorum. Görüyorum daha doğrusu o şekilde söyleyeyim. Altınoğlu Mahrubi bir Şahşiyeri Yalı temsilcisi anne Talya. Anne Talya'nın babası da Kalamış. Tam benim sevdiğim atlar. Yalan değil yani. Kalamış da gerçekten burada Sedat Okumuş'la kazandığı yarışları hem de İzmir'deki bütün yarışlarını canlı olarak seyrettiğim bir safkandı. Bir Tulgar temsilcisiydi Kalamış da. Maşallah diyelim. Dönemin bayağı iyi atları. Tabii o bir de rakibi vardı. Ezeli bir rakibi Kerem Üç vardı. Ben beyaz bir attı o da. Tabii Talya'da maşallah o kısrakta dikencik ekürüsünü zaten dikencikler almıştı onu. Dikencik ekürüsünü zaten onların üzerine koşuyor. Güzel bir orijin ama pisti çamur bulması halinde bu safkan çok koşar. Bakın söyleyeyim ama normal pistte koşmaz mı? Koşar. Kalamış çünkü normal her türlü kum pistte koşabilen bir isimdi. Talya genelde kumda koşardı ama çamuru buldu mu daha da ekstra koşardı. Baba kanatı Şahşehriyar da aynı şekilde biraz ıslak nemli pistlerde daha ekstra koşabilen bir isim. Bu Safkan da ilk yarışını sıfır çekti ama hemen toparlanıp ikinci yarışında güzel bir üçüncülük sergileyince kesinlikle bu Safkan'ı ihmal etmeyeyim. Güzel bir orijin, hoşuma giden bir orijin var. O yüzden Altınoğlu Mahrubi'yi mahrum etmeyelim arkadaşlar. Daha sonra da 12 nolu Ulu Umay'ı da yazacağız. Bu Gelibolu temsilcisi Eren Kadirer'le son güzel ikinciliğin hakkını burada güzel bir yarışla çıkarabilir. O yüzden 4-8, 1-6, 12 yazacağız arkadaşlar bu koşudaki sıralama olarak. Günün 5. koşusunda altılı ganyan ayamız başlıyor. Tabii ki ikinci altılı ganyan ayamız başlıyor ve şartlı 5 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı ile 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 10 nolu Daya ile başlayacağım. Bu Özgün Han temsilcisi Nevzat Avcı ile ilk yarışında güzel bir birincilik ve arkasından güzel bir ikincilik ve çalışmalarında bir hayli güzel gözüken bu Muharrem Can Ekürsü'ne ait bu safkan benim bugün favorim. 2 nolu Anemon Çiçeği bu Güntay temsilcisi Tolga Yıldız'da yine güzel performans sergilen bir isim. Oldukça da istikrarlı gözüküyor. 7 nolu Mehir Abla bu son hafta temsilcisi de Cem Altun'la yine güzel form sergilemeye başlayan ve iyi hazırlıkları olan bir diğer tay. 4 nolu Buz Pınarı bu Kazber temsilcisi Mahmut Bağla kesinlikle ihmale gelmez. 5 yarış koşup 5'i de bence olumlu performans sergileyen ve hazırlıkları da oldukça iyi gözüken bu safkan en azından bir de Kazber temsilcisi olması ayrı bir avantaj. Bence kesinlikle onun kuponsuz bence olmaz. 4 nolu Buz Pınarı'sız kupon olmayacak. Görüntüde bir de 12 nolu Urla bu Kazberk'in diğer temsilcisi de Okan Gökçe'yle ikinci yarışındaki güzel birinciliğiyle burada da şanslı gördüğüm diğer safkan oldu. 12, 7, 4, 12 benim buradaki sıralama. Günün 6. koşusu Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 14 safkanın yer almış olduğu koşuda 5 nolu Likaki. Kaptan Rio temsilcisi Ali Yıldız'a start oluyor. Bir Kemal Kurt Ekürsü'ne ait bu safkan. 4 yarıştır tabela dışı kaldı ama nihayetinde son yarıştaki üçüncülüğü oldukça tatminkar olan bir safkan. Bu pistte de 3 tane birinciliği olan bir isim. Kesinlikle ihmale gelmez. Zaten üçüncülükten sonraki idman durumu da oldukça iyi olan iyi ellerdeki 5 tane Likaki ve küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım olacak. O yüzden benim bu safkana biraz daha ön plana çıkıyor. Ama tabii ki bu safkanın yanı rakip arayanlar da 9 nolu Flash Pass kim temsilcisi Halil Yol Açıcı'yla güzel performansı olan bir isim. 6 nolu Özay Karamaça bu Toruk Makto temsilcisi Berkant Gökçe'yle yine güzel performans sergilen bu safkanda tabii ki rakipler önünde yazılması gereken isim. 4 nolu 9 Bakırlı bu Farkın Ateşi temsilcisi Mustafa Çiçek'le güzel bir performansı var ama işte bir kum pistte henüz bir aradığı birinciliği yok ama şimdi neden olmasın dersek bence yeridir çünkü bu orijin tamam çim koşuyor ama kumda da koşar bir isim. En azından şu anda güzel bir form yakalamışken bence kumda da denenmesi en gayet normal olacak. Bir de bunların yanına tabii ki 63 kiloda olsa en azından böyle uygun bir grupta start alacak olan bir nolu Soner Bey siz de kupon yapmamasak herhalde iyi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden Gökhan Gökçe ile bir nolu Soner Bey'i de kuponlara dahil edip bu ayakta öncelik 5 daha sonra 9-6-4-1 olarak sıralama yapabiliriz. Günün 7. koşusuna geldiğimizde handikap 16-4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum yarışı.
2 ve 15 ton safkanların ekir olduğu, 15 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben Altınolu Kayaların Fatihi, Saruhan'a Sabur abla, gerçekten bu Sabur abla da maşallah yani her verdiği tayda birbirinden kalite isimler çıkardı. Bize bir üçlü gayan yıkarttırmıştı bu Sabur abla seneler önce, hatta son ayakta mıydı, 7 numara mı ne bir şeydi galiba. Orada mıydı ya, 4. ayakta ya son ayakta olması lazım. Ama üçlü gayan da bunun koştuğu zaman kaç para vermişti, 800 lira mı? Bin, öyle bir şey vardı ya. Doğru, 800 lira para vermişti o üçlü gayan, yani az para da değil. İki tane sürpriz, Sabur abla da sürprizdi. Üç tane sürpriz geldi. Hem de oynadığımız oyun kaç paralıktı ya? 24 oyun mu, öyle bir şeydi ya. 24 oyuna tuttuk yani. Ama dörtlü gayanı da bir sağ olsun bir tane yakın bir arkadaşımızın yüzünden kaçırdık. Yazdığımız atı zorla gitti makineye çıkarttırdı adam ya. Almasa kırtlatacaktık. Neyse. Kayaların Fatih bugün benim bankom arkadaşlar Mustafa Çiçek'le stand atacağım Safkan göstermiş olduğu performansla oldukça iyi. Son yarışında sınır tanımaza geçirdi ama bugün sınır tanıma zaten o sonraki yarıştan sonra bir yarış daha gördü. Dördüncülük elde etti. Ama ben bugün en azından Mustafa Çiçek'ten rövanşı alacağına inanıyorum. Sadece tek rakibim var. Yok, kesinlikle yok. Bana göre diğer atların hepsi de Altınolu Kayaların Fatih'ine rakip görüntüde bir isim ama burada da bence bir risk edilebilir. En azından böyle güzel bir formu olan bir ismi. Altınolu Kayaların Fatih Mustafa Çiçek'le tek olarak önereceğim isim oldu. Günün 8. koşusuna geldik. Kısa vadede 6, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 5 dolu Olgun Alp Onurkan temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na start atacak 10 safkan. Kazandığı yarıştan sonra tabelaya girmeye başladı ama bu safkanın bu kötü durumda olduğu anlamına gelmesin. En azından koşmuş olduğu gruplar bence iyi ve çalışmaları da bir hayli iyi gördüğüm bu safkan bugün Tokaçoğlu bence ilk şansı hak eder diye düşünüyorum. Çünkü 5 dolu Olgun Alp boş bir safkana benzemiyor. 4 dolu Bombacan bu Kıvaş Çan temsilcisi Nevzat Avcı da son yarışında ekürüsüyle birlikte tam bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani bence hiç yarışla da alakalı olmadı. Ama bugün bence bu yarışı hedeflemiş olabilirler. O yüzden bu safkanı kesinlikle ihmal etmeyelim. O yüzden 4 nolu Bombacan'ı yazalım. 2 nolu Emir Soy bu Kobra temsilcisi Görkem Öçelik'le yine 3.lükten sonra güzel bir form yakalayan ve mesafeye de koşan bir isim. Son olarak da yine güzel formuyla da altın olur, roman olur da bu Kazberk temsilcisi Ali Kaplan'la ilave edebileceğimiz isim olur. 5-4-2-6 benim bu zorlu koşudaki sıralama oldu. Günün 9. koşusuna geldiğimizde meydan 3 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışına 4 ve 5'in ekir olduğu 11 safkanın yer almış olduğu koşuda 1 nolu Fabe ile başlayacağım bu Akoğuz temsilcisi Cemal Paso'yla. Her ne kadar son yarışlarında biraz tabela dışı olmuş olsa da bu safkanla bayağı iyi işler sergilemeye başladı. Ve benim de bugün ilk sırada şans verdiğim isim oldu. Binolu Fabey. Altınolu Armağan Hanım. Bu Temel Yunus temsilcisi de Eren Kadirler'le yine son ikinciliği oldukça tatminkar olan bir isim. Ve hemen arkasından yine aynı günün üçüncüsü olan 7 nolu Cari. Sarraf temsilcisi Furkan Hinle. Bir de 4 nolu Şen Poyraz. 5 nolu safkanla ekür olan bu Gür Gökçe temsilcisi de Ali Yıldız da kesinlikle ihmale gelmeyecek bir görüntüde. Ben bu Şemporo'dan bayağı iddialı bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Yani ben daha önce ekürüsünü şimdi fark ettim de çalışma yaptığım yerde çünkü ekürüsünü görmemiştim. En azından bir at fazlalık oldu. O da ekstra bir avantaj. O yüzden 4 yılı Şemporo'yu ihmal etmeyin. 1-6-7-4 yazıp buraya geçebiliriz arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. Yine zorlu bir son koşumuz var. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına 6 ve 15 nolu safkanların ekir olduğu 16 safkanın yer almış olduğu koşuya. Tabii önce bakayım bu 6, 10'a 15 var mı bizde? Çünkü bazen ekürleri kazara yazıyoruz ikisini birden. Ben burada ilk şans verdiğim isim arkadaşlar 5 nolu Haylaz'ım. Lightning temsilcisi Nevzat Avcı ile start alan safkan. Güzel bir form yakaladı. Üçüncülük, ikincilik ve çalışmalarında da derece sergileyen bu safkandan ben bugün ekstra güzel bir yarış bekliyorum. Hele bir de pisti ıslak bulması halinde kesinlikle çok büyük favori olur benim için tabii ki. O yüzden benim küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım. Hem bu pist için diyorum, çamur olursa daha güveniyorum ben bu safkana. Küçük ve risk sevenler için 5 nolu Haylaz'ım benim alternatif banko adayım. Ama rakip arıyorum derseniz de 3 nolu Anadolu Yiğidi, 2 nolu Sultan Selim, 7 nolu Mr. Loverman ve 4 nolu
Cemil'e de ilave edilebilecek diğer isimler arkadaşlar. Ama önce 5 bende bayağı ön planda. 3-2-7-4 de daha sonra. Evet, şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.